Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta konuştukça da internet üzerinden yapılan alışveriş konusu üzerinde duracağız efendim. İnternet artık hayatımızın hemen her alanında boy gösteriyor. Ne kadar kaçınsak da kişisel veya hassas bilgileri kullanmadan birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün değil. Bankacılık işlemleri, trafik cezası ödeme, vergi ödeme, iş başvurusunda bulunma, alışveriş yapmak, sosyal ağlarda kaydımızı yaptırmak, ders ve okul kaydı gibi birçok işlem internet üzerinden yapılıyor. Bu noktada kişisel bilgileri de kullanmak gerekiyor. İşte internet üzerinden güvenli bir işlem gerçekleştirmek için gerekli olan püf noktalar nedir? Birlikte değerlendireceğiz. Konuğumuzu sizlerle tanıştırmak isterim. Tüketiciler Birliği Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Tekin bizlerle birlikte programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam öncelikle internet üzerinden yapılan alışveriş güvenli mi? Bir, ikincisi o sitenin güvenli olup olmadığını biz nasıl anlarız? İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin güvenli olup olmaması aslında kullandığımız ödeme aracıyla alakalı. En yaygın olan ödeme aracı da kredi kartı olduğu için aslında kredi kartlarının güvenliğinin sağlanmış olması o web sayfasının güvenli olup olmamasıyla ilgili bizi çok fazla sıkıntıya sokan bir durum değil. Eğer 3D Security sistemini kullanıyorsa bizim kredi kartımız ya da bankamız bu noktada herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamız pek olası gözükmüyor. Burada en fazla mağduriyet aslında bu kredi kartı bilgilerinin kullanımıyla ilgiliden ziyade yapılan alışveriş sonrasıyla alakalı oluyor. Dolayısıyla kart bilgileri zaten bu internetten alışverişlerde kart bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili bize bir kısa mesaj geliyor SMS olarak. Evet, evet banka kartımız üzerinden eğer o kart 3D Security bir güvenlik sistemine sahipse zaten bu kısa mesajda böyle bir sistemin olup olmadığını anlamış oluyoruz. Eğer öyle bir sistem olmadan direkt kart bilgileri talep ediliyorsa burada internet sitesinin güvenli olmadığını anlayabiliyoruz. O yüzden benim burada tüketicilere tavsiyem sanal bir kredi kartı kullanmaları ve bunun limitini düşük tutmaları. Her ne kadar 3D Secure sistemi de bir nebze olsun bu işi zorlaştıracağı bilinse de başlarına ne olur ne olmaz misali bir şey gelmesin, kötü bir şey gelmesin. Normal kredi kartıyla kartına ilintili bir sanal kredi kartı eğer bankalarından talep ederlerse onun da limitini düşük tutarlarsa daha fazla daha büyük meblağlarda bir mağduriyette karşı karşıya kalmazlar. Yani günümüzde internetten alışveriş mecburen tercih ediliyor. Çünkü insanlar artık zaman noktasında bir yerlere gidip gelme noktasında ulaşım noktasında ciddi manada zaman sıkıntısı çekiyorlar. O yüzden internet alışverişi hem daha kısa sürüyor hem de internet üzerinden daha rahat araştırma yapabiliyor vatandaşlarımız, tüketicilerimiz. O yüzden internet alışverişi tercih ediliyor. Ancak burada yani kredi kartının güvenliğiyle beraber, web sayfasının güvenliğiyle beraber esas en büyük karşılaştığımız sıkıntı ödemeden sonra, malın teslimatından sonraki sıkıntılarla alakalı. Dilerseniz bunlarla ilgili konuşabiliriz. Şimdi bunlar özellikle internet alışverişi kanunda mesafeli sözleşmeler kapsamında mesafeli alışveriş olarak isimlendiriliyor. Mesafeli alışveriş satıcı, sağlayıcı ve tüketicinin karşılıklı bir araya gelmeden sözleşmenin başka bir yerde hazırlanıp başka bir yerde akdedilmesinden kaynaklanan oluşturulan sözleşme olarak ifade ediliyor. İnternette bu mesafeli alışverişin bir parçası internetten alışveriş. Hal böyle olunca çok kolay, meblağları yüksek, hızlı yapılan bir alışveriş olduğu için de tercih ediliyor ve günden güne bu tercih miktarı artıyor. Ancak bizim özellikle karşılaştığımız en büyük sıkıntılarından bir tanesi reklamlarında, ilanlarında, web sayfalarındaki tanıtımlarında daha farklı bir şekilde malın ya da ürünün gelmesi ya da bozuk ürünün gelmesi ya da kırık ürünün gelmesi ya da hiçbir ürünün gelmemesi ya da ürün varmış gibi bir kutunun gelmesi. Bu durumda üreticiye düşen
görevler, daha doğrusu tüketici olarak ne yapması lazım? Şimdi kargo firması elemanından onun gözünün önünde o gelen eşyayı, malı neyse gelen açmasını talep etmemiz gerekiyor. Eğer kargo firması bunu kabul etmezse bence risk almaya gerek yok. Bu malı ya da ürünü reddedebiliriz, teslim almayabiliriz. Bazı kargo firmaları bu konuda anlayışlı, bazı kargo firmaları ise yani imza attırdıktan sonra kargoyu teslim ediyor. Dolayısıyla o imza atıldıktan sonra kargonun açılıp işte bunun içinde kırık ürün çıktı, bozuk ürün çıktı ya da farklı bir ürün çıktı dediğiniz zaman muhatap bulamıyorsunuz karşınızda. Eğer kargo elemanı bunu kabul eder ve açılmasını kabul ederse açılır orada. Eğer kırıklık ya da üründe bir sıkıntı olursa teslim alınmamış olur. Hem de orada kargo firması elemanıyla beraber bir tutanak tanzim edilir. Bu ürün geriye iadesi noktasında bir girişim sağlanmış olur. Esas iş teslimatla başlıyor. Teslimattan sonra da bizim 14 gün içinde bu satıştan cayma hakkımız var. Bu çok ciddi bir hak aslında. Yani ürünü kullanırken de cayabiliyorsunuz. Böyle de bir hak var. Tabii. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bu tarz zaten problemli, sorun çıkaran ya da dolandırıcı dediğimiz firmalar zaten muhatap bulamadığınız için 14 gün içinde caysanız da bir şey ifade etmiyor. Yani yazışacağınız bir adres çıkmıyor karşınızda. Muhatap olacağınız bir elektronik posta adresi yok, telefon numarası yok. Yani bunlar evet o satış yapıldığı zamanlarda telefonlara cevap veriyorlar, muhatap alıyorlar sizi. Ancak işte birkaç gün içinde hani tabiri caizse hani voleyi vurduktan sonra artık o telefonlar kapanıyor. Muhatap olarak kimse karşınızda olmuyor. Çünkü yüklü miktarda sipariş alıyorlar. O işte 3 gün içinde, 4 gün içinde o sipariş içinde ne kar elde etmişlerse yanlarına kar kalıyor. Ve siz caysanız da ödediğiniz parayı talep etseniz de karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Burada ölçümüz şu olmalı. Yani her malın bir değeri var. Yani bir cep telefonunun 2000 liralık bir cep telefonu eğer size televizyonlardan 100 liraya 150 liraya satışla ilgili size bir reklam yapılıyorsa şimdi bunu bir düşünmek lazım. 2000 liralık bir telefonu birisi bize 150 liraya niye verir? Yani her şeyin bir rayici var, bir değeri var. Burada biraz da tüketicilerimizin zafiyeti var. Yani bir tamah olarak yaklaşıyorum ben bu olaya. Yani 2000 liralık bir ürün 100 liraya 150 liraya satılıyorsa ve buna da tüketiciler sıraya geçiyorsa telefonda bunu satın almak için yani burada da tüketicimizin algısını, bilgisini, birikimini bir test etmemiz lazım. Yani hani hak ediyor demiyorum ama yani öyle bir şey kullanmak bize yakışmaz ama yani bu fütursuzluğu, bu düşüncesizliği de tüketiciler olarak hepimizin bir kendimizi külahımızı önümüze koyup bir test etmemiz lazım. Bunca piyasada ürünün değerini tespit edeceğimiz yer varken 50 lira 100 lira oynayacakken 2000 liralık bir üründe eğer bir ürün değerinin onda biri bir fiyatında satılıyorsa burada herkesin şüphelenmesi gerekiyor. Evet. Bu televizyondan reklamı da yapılsa, internetten reklamı da yapılsa bu iş biraz da bizim bilgi birikimimizle, bilincimizle alakalı bir durum. Maalesef bizim buradaki işte ucuz ürünü halk arasındaki tabirle kapatma gibi bir şey içinde bulunalım. Farklılık oluşturalım diye bir girişimde bulunuyorlar ama ya ürünü alamıyorlar, ya bozuk bir ürün geliyor veyahut da farklı bir ürün geliyor. Ve dolayısıyla o vermiş oldukları ücreti geri alamıyorlar. Mağduriyetleri bu şekilde oluyor. Muhatap da bulamıyorlar karşılarında. Söylediğiniz gibi teslim noktasında bir tüketici olarak gözümüzle görmeden imzayı atmayacağız ve onu teslim almayacağız. Peki hocam, internet üzerinden yapılan alışverişin elbette yararları da var, zararları da var. Bunları değerlendirebilir miyiz? Şimdi internetten yapılan alışverişlerde eğer güvenli firmayı ve güvenli siteyi seçersek bence hem zaman yönünden kazanmış oluruz
hem de fiyat noktasında, maliyet noktasında da kazanmış oluruz. Çünkü internetten alışverişlerde herhangi bir sabit gider çok fazla yok. Yani neticede bir internet serverı üzerinden yapılan bir işlem var. Ancak yani belirli bir yerden bir alışveriş yaptığınız zaman tabii oranın sabit giderleri var. Kirası var, elektrik, su, işte işçilik masrafları. Bu tarz yerlerdeki alışverişlerde elbette ki bu masraflar bunun üstüne, maliyetin üstüne konarak ona göre bir satış fiyatı hesaplanıyor. Ama internette aracılar ve aracılık hizmeti yapan firmalar, kişiler olmadığı için, direkt alışveriş olduğu için daha uygun fiyatlara satın almış oluyorsunuz ürünü. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Garantili ürünler, yani satış sonrası hizmetlerle ilgili garantili ürünlerde yine muhatap bulamama durumu olabiliyor. Tamam, ürün gerçekten sizin aradığınız, istediğiniz özelliklerde bir ürün. Evet. Ancak ithalatıyla ilgili, özellikle ithal ürünlerle ilgili burada Türkiye içinde bu servis hizmetinin kapsamının dışında olan ürünler olabiliyor. Yani ürün Türkiye içinde garanti kapsamı dışında olabiliyor. İthalatıyla ilgili, ithalat izin belgesiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Siz ürününüz arızalandığı zaman, 2 yıl içinde servis hizmetinden istifade etmek istediğiniz zaman, servise götürdüğünüz zaman o ürünün bu servis hizmetinden faydalanamayacağı cevabıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden firmanın güvenilir olmasının yanında satın almış olduğunuz ürünün de Türkiye'de garantisinin olup olmadığını da araştırmamız gerekiyor. Elektronik ticaret kavramı çok konuşulan kavramlardan bir tanesi. Herkes internetten para kazanmak istiyor, herkes girişimci olmak istiyor. Daha çok müteşebbisleri ilgilendiriyor söylediğiniz gibi, ama sizin de fikrinizi almak isteriz bu noktada. Elektronik ticareti bu kadar gözde kılan unsurlar ne olabilir? Eğer şöyle kafamızı kaldırıp da sokakta yürürken insanlara bir bakacak olursak, herkesin elinde bir cep telefonu olduğunu görüyoruz. Ve internette tabiri caizse surf yapıyorlar. Direksiyonda, bisiklet sürerken, işte farklı farklı işler yaparken biz maalesef cep telefonundan ve internetten artık ayrı kalamıyoruz. Hal böyle olunca insanlar iki kişi, üç kişi sohbet ortamında oturduğu zaman bile herkes elinde cep telefonu, sohbet edeceği yerde internette bir yerlere girip bir şeylerin araştırması için de ya da bir şeylerle meşgul oluyor. İnternetin hayatımıza bu kadar çok girdiği bir devirde elbette ki internet üzerinden, elektronik ortam üzerinden de ticaretin yaygınlaşması kadar tabii bir şey olmasa gerek. O yüzden artık zaman noktasında, işte mekan noktasında insanları bu farklı mekanlardan ve zamanla ilgili sıkıntılardan kurtarmak adına kolay, daha kolay, daha masrafsız bir ticaret yapmak adına elektronik ticaret yaygınlaşmış durumda. Burada tabii bu boşluğu gören müteşebbislerimiz de ticaretlerini daha çok elektronik ortama taşıyorlar. Bundan daha tabii bir şey yok. Bunun kanunu da çıkmış durumda. Firmaların zaten web sayfalarının olması da gerekiyor. Künye bilgilerinin olması gerekiyor ki burada bu künye bilgileri vasıtasıyla hem kayıtlı oldukları ticaret odasını ya da esnaf sanatkarlar odasını arayıp böyle bir firma olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Hem muhatap alınıyor musunuz, alınmıyor musunuz telefon numarasından bu bilgileri, adres bilgileriyle beraber öğrenmiş olursunuz. Elektronik ticarete, internetten alışverişe karşı değiliz. Ancak tüketicilerimizin tür alışverişleri yaparken bu konularda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Zaten yaygın olan internet siteleri var. Evet. Yani daha önce bu sitelerden alışveriş yapanlar varsa bunlardan bu bilgileri almamız daha doğru. Yaygın siteler, sorunsuz siteler var. Yani 4-5 kişiye sorduğunuz zaman ortak bir yanıt size gelecektir. Buradan diğer arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan da bu siteleri öğrenmemizde
onların yapmış olduğu alışverişlerdeki memnuniyeti öğrenmemizde fayda var. Daha önce bilgi sahibi olmadığımız ya da bir tecrübe edinmediğimiz internet sitelerini tercih etmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, son olarak Avrupa pazarında Türkiye'deki bu internet alışverişini değerlendirmenizi isteyeceğim. Düşüncelerinizi alıp kapatacağız. Şimdi tabii Avrupa'da bu internetten yapılan alışveriş daha yaygın durumda. İlaveten onların elektronik ortamı denetleyen bizdeki Bilgi Teknolojileri Kurumu, eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu'nun onlardaki, yani Avrupa ülkelerindeki denetimi ve etkinliği daha yaygın durumda. Yani bu tarz web sayfalarını, işte internetten alışveriş sağlayan firmaları daha çabuk, daha kolay takip edebiliyorlar ve gerekli işlemleri daha hızlı yapıyorlar. Maalesef bizde hukuk bir hayli yavaş işliyor. Hem hukukumuz hem de bu konuyla ilgili işlem yapacak olan bürokrasimiz işlem yapmakta bir hayli geç kalıyor. Ve buradaki mağduriyetler birikiyor, ancak işte belirli bir kamuoyu oluşturulduktan sonra hukuk harekete geçiyor, bürokrasi harekete geçiyor. Avrupa'da güvenlik, sağlanan güvenlik ve bu internetten alışveriş yaptıran firmalarla ilgili ciddi cezai müeyyideler uygulandığı için, burada alışveriş güvenli de olduğu için hem daha yaygın, evet, hem de iş hacmi olarak daha geniş miktarda. Çünkü onlar da aynı bizdeki gibi postmodern bir dünyada yaşıyoruz. Zaman noktasında onlar da ciddi manada sıkıntı çekiyorlar. O yüzden orada daha yaygın olduğunu söyleyebilirim. Ancak Türkiye çok gerilerde değil ve hızla bu internet alışverişi artıyor. Ama insanların bu tür mağduriyetleri gördükçe, duydukça da internet alışverişinde en azından yapılan harcamalarda büyük meblağlı harcamalara girmekten imtina ediyorlar. Çünkü yani en azından kaybettiğim zaman kendi bütçem kadar bir para kaybedeyim. Risk aldığı bir para olduğu zaman bunu kendi bütçesine göre karar verebiliyor, ama yüklü miktarlarda bir alışveriş yapmaktan tüketicimiz kendi bütçesini aşacak miktardan dolandırıldığı zaman ben bunu karşılayabilecek miyim, karşılayamayacak mıyım diye bir düşünce olduğu zaman bundan vazgeçiyor. Küçük miktarlardaki bir alım satım durumlarında internet alışverişi daha çok yaygın. Ama Avrupa'da çok yüklü miktarlarda alışveriş yapılıyor, onu biliyorum. Ancak yani bizim elimizde Türkiye ve Avrupa ticaretini karşılaştıracak herhangi bir veri yok maalesef. Son olarak internet alışverişçiliği konusunda tüketicilerimize neler söyleriz? Yani toptan bir yaklaşım içinde olmak istemiyorum. İnternet alışverişi çok iyidir ya da çok kötüdür demek doğru bir şey değil. Yaşadığımız bu bilgi çağında, az evvel de bahsettik, postmodern çağında artık internete karşı koymamıza imkan yok. Evet. Bir şekilde internetten faydalanıyorsak internetten alışverişi de yapmamız gerekiyor. Yapmamız kadar tabii bir şey yok. Ancak güvenlik tedbirlerine ve firma araştırmasına dikkat etmemizde fayda var. Ve kredi kartı kullanımında yüklü miktarlarda meblağı, daha doğrusu limiti çok fazla olmayan kredi kartları üzerinden bu alışverişi yapmamızdan fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bize verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli izleyenler, Tüketiciler Birliği Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Tekin bizlerle birlikteydi ve Türkiye'de internet alışverişçiliği konusunda sorularımızı yanıtladı. Merhaba canım. Merhaba. İnternet üzerinden alışveriş yapar mısın? Hayır. Yapanlara hangi tavsiyelerde bulunursun? Sence nelere dikkat edilmeli internet üzerinden alışveriş yapılırken? Bence yapılmamalı. Neden? Çünkü gelinen ürün tahminle uyuşmuyor. Görüntü farklı yani. Bunu çevrende yaşadın mı? Evet, yaşadım. Hatta dün yaşadık arkadaşlar. Anlatır mısın? Bedeni söyledi. İlk havale yoluyla dış ülkeden aldı. Havale yoluyla aldı.
Yani yarı parayı verdi, bedenlerini yazdı ama bedeniyle uyuşmayan bir şekilde geldi. O şekilde. Geri teslim edilmiyor mu? Edilmiyor maalesef. Ya bunu göze almıştı zaten de bu kadar düşünmüyordu yani. Böyle şeyler olmaz falan diye düşünüyordu. Ama ben de yapıyorum alışveriş yani. İnternet üzerinden? Evet, çok nadir. Kampanyalı olan her ürünü alır mısın? Hayır. Buradan tüketiciler adına dikkat etmemiz gereken noktasında neler söylememiz gerekir dersek neler söyleyebiliriz? Yani fiyat her şey değildir falan diye. Yani ne diyeyim? Fiyata aldanmamak gerekiyor falan, bilmiyorum. İnternetten alışveriş yapar mısınız? Evet, yapıyoruz. En son ne zaman yaptınız, ne aldınız? Ne aldık? En son ben genellikle müzik aletleriyle uğraştığım için müzik aletleri sipariş ediyoruz genellikle. Gelen her üründen memnun kaldınız mı? Yani çoğundan memnunum. Çünkü zaten ben bilindik yani yerlerden alıyorum genellikle. Goa'dan alıyorum. Ben klarnet üzerine uğraşıyorum. Hep oradan alıyorum genellikle. Bir sitenin güvenli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Zaten sitenin kendisi markaysa güvenlidir benim bildiğim öyle yani. Burada nasıl markaysa eşortmanda, onlarda da benim bildiğim siteler. Zaten bizim kendi bildiğimiz siteler bunlar. En çok kadınlar mı alışveriş yapıyor, erkekler mi? Vallahi bayanlardır, erkekler bilmiyorum vallahi. Yapabilir yani ikisi de. Kampanyalı olan her ürünü almanız, alma alışkanlığınız var mı? Yok. Ben sadece bilindik eşyaları genellikle internet üzerinden alıyorum. Yoksa normal kendim buradan alıyorum. Sizce internet üzerinde yapılan alışverişte karşılaşılabilecek en büyük sorunlar ne olabilir? Yani gösterip de başka bir mal yollamalar gibi bazen sıkıntılar yaşanıyor tabii. Böyle durumda teslim durumu söz konusu yaptınız mı? Yok, ben hiç öyle bir şey denk gelmedi başıma. Bir tüketici son olarak internet alışverişi yaparken nelere dikkat etmeli, buradan uyaralım. Tabii ki de önceden kargodan almadan bakın. Güvenilir mi, güvenilmez mi? Güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Anlayamayız. Ya ben yapmıyorum, bilmiyorum. İnternette pek işim olmuyor zaten. Alışveriş daha çok erkekler mi yapıyor, kadınlar mı yapıyor dersek cevabımız ne olur? Kadınlar. Sizin alışveriş saatiniz var mı? Belli saat aralığında yapıyorum dediğiniz saat aralığı var mı? Hayır, yok. En çok ne ürünleri tercih ediyorsunuz internet üzerinden? Elektronik eşya alıyorum. Karşılaştığınız sorunlar oldu mu bu zamana kadar? Oluyor, garantiyle ilgili sorun oluyor. Sorun çıkınca muhatap bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Problemi çözdünüz mü yoksa elinizde kalan ürünler oldu mu? Bir tane oldu, bir ikisini de çözdüm. Kadınlar mı daha çok alışveriş yapıyor, erkekler mi? Yani sanıyorum kadınlar yapıyordur ama yani ben yoğun olarak kullanıyorum interneti. Sizin alışveriş yaptığınız belli bir saat aralığı var mı ve kampanyalı olan her ürünü alır mısınız? Yok, almam. Kampanyayla, ihtiyaçla ilgili bir şey. Son olarak tüketici internet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Bir kere firmanın güvenli olması lazım. O bildiğimiz popüler firmalar var. Onlar kullanılırsa en azından muhatap bulma, şikayet edince geri gönderme, iade etme şansınız oluyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. İnternet üzerinden alışveriş yapar mısınız? Hayır. Hiç yaptınız mı? Daha önce yaptım. Sizce güvenilir olup olmadığını nasıl anlarsınız sitenin? Kullanıcı zaten araştırmadan alışveriş yapma. Ona göre güvenli olup olmadığını anlıyorum zaten. 3D Sekur terimini duydunuz mu? Hayır, duymadım. Sitenin güvenli olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Kampanyalı olan her ürünü alabilirim diyebilir misiniz? Yok, almam. Çok kampanyalı ürün almam ama yine kampanyalı ürünleri tercih etmeye çalışırım. Sizce karşılaşılabilecek sorunlar ne olabilir internet üzerinden alışveriş yaparken? Dolandırıcılık olabilir. Daha sonra işte kandırılabiliriz. Başka da bir sorun olacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Güvenmiyorum. Sisteme güvenmiyorum yani. Bir de kredi kartı kullanmak zorunluluğu geliyor. Onunla da bankalar sanal kart açın diyor. Bir şekilde bir şeyler söyleniyor. Dolayısıyla zorlanıyorum. Yaşım da 40'ın üzerinde. Bunlara da güvenmiyorum yani. Daha doğrusu yani nasıl yapacağımı bilmiyorum. Her an hata yapabilirim. Her an param gidebilir, hesabımı boşaltır korkusu var. İnternete güvenmiyorum. Kapıda teslim olursa daha güvenli gibi geliyor bana. Söylediğiniz gibi sanal kartın olması gerekiyor. Bir de 3D Sekur terimi var. Duymuş muydunuz? Hiç duymadım. O sitenin güvenli olup olmadığı hakkında birçok bilgi veriliyor bize. Evet. Bunları takip ettiğimiz müddetçe biz internetten güvenli alışveriş yapabiliyoruz. Daha önce hiç yaptınız mı? Yapmadım. Arkadaşlarıma yaptırdım. Yani bilen bir arkadaşıma yaptırdım. Geldi. Üründen memnunum. Mesela bir ateş düşürücü almıştım. Yine güvenemedim yani. Elzem olduğu halde, almam gerektiği halde yine bir arkadaşım vasıtasıyla aldım.
internet hakkında da yani sayfaları bilemiyoruz. Yani sonunda .com mu yazıyor, .tr mi yazıyor? Onlar hakkında gençlerin daha çok bilgisi var. Bizim o kadar şeyimiz yok. Alışveriş yapanlar da genelde 40 yaş üstü yani ihtiyaç olanlar, parası olanlar veyahut da şu an gençlere para gönderenler genelde onlar. Gençlere güveniyoruz bu konuda. Yararları ve zararları sizce ne olabilir internet üzerinden yapılan alışverişin? Şimdi yararları şöyle, kapına geliyor, malı görüyorsunuz, alacağınız herhangi bir şey içerisinde görüyorsunuz ama beden ölçüsünü bilemiyorsunuz. Mesela bir kazak alacaksa beden ölçüsü, iade sorunları var. Acaba yani alırlar mı, almazlar mı, geri gönderirken kargo parası verecek miyim, yani Astra yüzünden pahalı olacak mı, şüpheleri var üzerimizde. Ondan korkuyoruz, yani güvenli olduğunu düşünmüyorum. Tüketici olarak internet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli dersek neler söylemek istersiniz? Alacağı ürünü çok iyi bilmesi lazım. Mağazaya güvenmesi lazım. Alacağı, yani daha önce o mağazanın alışveriş yapmış olması, alan birisinden referans alması, ondan sonra iade şartlarının kolay olması ve garantili olması. Yani 7 gün içerisinde iade edersiniz diyor ama bazı şeyler diyor ki ürünü açmayın diyor. Ürün açıldıysa diyor garanti kapsamı dışında. Ürün açmadan içindekini bilemiyorum zaten. Dikkatli olmasını istiyorum halkımızın, vatandaşlarımızın. İnternet üzerinden alışveriş yapar mısınız? Yapıyoruz, evet. En çok neleri tercih edersiniz? Elektronik. Elektronik eşyalar diyelim yani. Sizce elektronik ortamda, dijital ortamda alışveriş yaparken karşılaşılabilecek sorunlar ne olabilir? Yani karşılaşabilecek sorunlar dolandırıcılık olur en basit yani. Kart bilgilerinin çalınması olur. O tarz şeyler. Yani bunlar artık çözüldü de düşünüyorum. Çünkü yani çok güvenli oluyor artık siteler. Yani herhangi bir sorun olmuyor. O güvenli sitelerin güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ya mesela 3D Secure diye bir sistemleri var. Yani telefonunuza mesaj geliyor. Ondan sonra siz giriş yapıp alışveriş yapabiliyorsunuz. O şekilde yani. Hangi saat aralığında alışveriş yaptınız dersek, belli bir saat aralığınız var mı alışveriş yaparken? Örneğin masada otururken, kahvemi içerken alışveriş yapıyorum diyebilir misiniz? Yani evet, akşam saatlerinde oluyor genelde iş haricinde. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Bu zamana kadar en çok neler almışız dersek internet üzerindeki alışverişten? En çok yani bilgisayardır, telefondur, elektronik eşyalardır, o tarz şeyler. Peki karşılaşılabilecek problemler nelerdir dersek? Yani bilmiyorum, ben problemle karşılaşmadım ama yani ya telefonla konuş. Tabii garantiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Yani distribütör garantili olanlar var, ithalatçı garantili olanlar var. Yani o tarz sıkıntılar olabilir. Yani güvendiğiniz bir site ise sıkıntı olmuyor. İzleyenlerimize buradan internet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna ne cevap verelim? Nelere dikkat edilmeli? Yani öncelikle garanti konusuna dikkat edilmeli. Aldığınız ürünün faturalı olup olmadığına dikkat edilmeli. Kullanılmış olup olmadığına dikkat edilmeli. Merhaba. Merhaba. İnternet üzerinden alışveriş yapar mıyız? Ya genellikle. Neler alırız daha çok? Ya kıyafet, ayakkabı, oyunla ilgili şeyler. Böyle yerine gidip dokunmak, giyinmek varken neden internet üzerinden alışveriş? Zaman kaybı gibi. Yani yerine gitmek. Yani evde almak daha kolay geliyor. Karşılaştığımız problemler oldu mu yoksa çok sağlıklı diyebilir misin? Ya hiçbir problem yaşamadım şu ana kadar. Karşılaşılabilecek problemler nelerdir dersek? Ya bilinmeyen bir siteden alınca yanlış bir şey gelebilir. Ya da yurt dışından hani garantisiz olay olabilir yani. Başka fikrim yok. Buradan izleyenlerimize bu noktada neler tavsiye edelim? Güvenilir olup olmadığını nasıl anlamamız için? Ya genellikle yani herkesin alışveriş yaptığı sitelerden alınması daha iyi olur. Ünlü sitelerden. Başka bir fikrim yok. İnternet üzerinden alışveriş yapar mısınız? Evet. En son ne zaman yaptık? 2 ay önce. Neler aldınız? Ayakkabı aldım. Problemle karşılaştığınız durumlar oldu mu bu internet üzerinden alışveriş yaparken? Yani hiç olmadı yani şu ana kadar. Elbette bilinçli hareket etmek evet, gerekiyor. Yani. Güvenli sitelerin olması gerekiyor. Güvenli sitelerden zaten yapıyorum alışverişi genelde. Hani yoksa biliyorsunuz bazı şeylerden dolayı bir şeyler olabiliyor. Güvenilir olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani zaten kapıda ödeme oluyor. Hani mesela ürünü sipariş ediyorsunuz. Kapıya gelince ödüyorsunuz. Yani beğenmezseniz geri gönderiyorsunuz. Hani öyle bir imkanı olan sitelerden yapmak gerekiyor. Buradan izleyenlerimize internet alışverişçiliğini tavsiye eder misiniz? Yani ediyorum ama şöyle söyleyeyim. Kapıda ödeme şansları varsa hani o siteleri tavsiye ediyorum. Yoksa olmaz yani.
Mesela kredi kartı bilgilerini falan istiyorlar. Onları önermiyorum yani. Çünkü arkadaşlarım bir şekilde yapmıştı. O yüzden biraz şey olmuştu yani, sıkıntı olmuştu. Her kampanyalı ürünü alır mısınız alışveriş yaparken? Almam. Tüketicilere alışveriş noktasında tavsiye etmeniz gereken noktalar nelerdir dersek neler söyleriz? Tüketicilerin alışveriş yaparken güvenilirliğe çok dikkat etmesini söylerim. Başka da diyeceğim bir şey yok. En son ne zaman alışveriş yaptım? En son 2 hafta önce. Gelen üründe bir sıkıntı olduğu zaman tekrar iade etme şansın oluyor mu? Oluyor, evet. Sence karşılaşabilecek en büyük problemler ne olabilir? Kargoda ezilmesi, kaybolması. Yani kaybolunca sıkıntı olmaz da gene üst üste koydukları için ezilebilir. O da sıkıntı olabilir. Yararları ve zararları noktasında neler söyleyebiliriz? İnternet üzerindeki alışverişin. Yararları bazen çok indirimli şeyler denk gelebiliyor açıkçası. Hani çevreye baktığımız zaman yarı fiyatına dahi ürünler denk gelebiliyor. Zararları güvenebilirlik konusu. Yani güvenebilir misin, güvenemez misin? Sana kalmış bir şey. Risk alıp güvenirsen alırsın yani. Herkes ihtiyacı olanı alırsa daha çok kar edebilirler bence. Efendim şu an bir giyim mağazasındayız ve bir vatandaşımızla röportaj yapmak için buradayız. İnternet üzerinden alışveriş yapar mısınız? İnternet üzerinden genelde sosyal ağ ve haklarından dolayı, sponsorluklardan dolayı alışveriş yapıyorum. Ama son zamanlarda da internet sahtekarlıkları falan çok fazla olduğu için eskiden güncel siteler olmadığı zaman bu kadar güncel bir alışveriş sistemi yoktu. İnternetimiz bu kadar gelişmemişti. Son zamanlarda internet siteleri daha fazla satış, insanlar daha fazla yüklendi. İnternet satışları eskiden çok fazla güvenli, kaliteliyken şu anda çok düşük seviyelerde maalesef. Ben İzmir'de okudum. Eğitim hayatım orada geçtiği için çoğu hayat orada çok pahalıydı. Ürünlerimi falan geldi, internetten tercih ederdim. Güvenliğim bir site vardı, kapandı. Ondan sonra farklı siteler açıldı. Kaliteli düşmeye başladı, farklı ürünler gelmeye başladı. Ürünlerin çoğu ucuz miktarda olmasına rağmen defolu gelmeye başladı. Farklı ürünler geliyordu. Artık insanları kandırmaya, yalan söylemeye, yani yalan yanlış aktaranlarla satış yapmaya başladılar. Bu insanları çok fazla etkiledi. Kimisi kimlik kartından, hesabından para çekildi. Kiminin kimlik bilgileri çalındı. Yani dediğim gibi artık güvenli siteler dışında internet satıcılığı çok kötü bir durumda. Kimi siteler var çok uygun, kimi yani zaman kısmından çok güzel satışlar olabiliyor. Hem ucuz, aynı zamanda güvenli. Güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Güvenilir olduğunu zaten kendine portallaşmış bizim Türk halkı olarak mesela sözleşmeler var. İnternet sitelerine girdiğiniz zaman, alışveriş yapacağınız zaman bunların kendileri okumadan önce size bir sözleşme gösteriyor. Bizim halkımız bunu okumaya genelde üşenir. Ki ben de eskiden öyleydim, ben de üşenirdim. Ama şimdi oradaki açıklamalarda size ürünün sahteliğinden ya da kartınızdan alacak KDV'sinden tutun her şeyden bahsediyor. Bizim halkımız bunu direkt okumayı pas geçip kabul ettiği için hiçbir şeyden haberdar olmuyor tabii ki. Mesela örnek veriyorum, internette satılan telefonlar, televizyonlar, buzdolaplarından falan. Mesela 2000 TL'lik bir telefonu size 150-200 liraya gönderebilirim diyor. Ama bu telefon mesela fazla sipariş olduğundan dolayı bu yurt dışından geldiği zaman maksimum 1-2 ay içerisinde kullanıyorsunuz. O kadar miktar veriyorsunuz ve kimisi sağlam geliyor, kimisi bozuk geliyor. Kime de farklı ürünler gönderiyorlar. Yani geçenlerde haberlerde de görmüştüm. Kutunun içine salatalık koymuşlar. O şekilde ürün almamışlar, göndermişler. Yani insanlar çok fazla mağdur ediyorlar bu konuda. Telefonu kullandıktan 1-2 ay sonra ürün gördüğünüz gibi kapanıyor. Yurt dışından geldiği için kullanamıyorsunuz ve hiçbir şekilde geri dönüş olmuyor size. Yani hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz ki ondan sonra masrafı daha da çok artıyor. Dediğim gibi eskiden çok güvenliydi internet sitesi. Çünkü bilindik siteler vardı. İnsanlar güvenli, içi rahat bir şekilde hem ucuz şekilde alışverişini yapabiliyordu. Hem zamani kargo süresi fazla olmuyordu. Kapıda ödeme güvenli oluyordu. Kapıda kontrol edebiliyordunuz ürünlerinizi. Ama son zamanlarda internet ortamı çok güncelleştirildiği için ve sosyal medyada artık sponsor kabul ettiği için çok fazla sahte ürün piyasaya sürüldü. Ve maalesef insanlarımızı bu şekilde kandırıp internet güvenliğini yok ediyorlar. Tüketicilere buradan bir uyarı gönderelim ve internet alışverişi noktasında neler söyleyelim? Kesinlikle dikkat etmeliler. Her güven, yani her ürün, çünkü insanların gözlerini çok samimi geliyor size. Diyorlar 3 paket bir arada, mesela örnek veriyorum, bir hediye gönderiyor yanında, ürünün yanında. Ama siz bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece içeriğini biliyorsunuz. Ben telefon almak istiyorum diyorsunuz mesela. İnternete girip baktığınızda yok parfüm gönderiyor, yok şunu gönderiyor, bunu gönderiyor. Buna kesinlikle dikkat etmesi gerekir. Müşteri hattı varsa internet sitelerinde kesinlikle olur bu. Müşteri hatlarını aramaları gerekir. Bu telefonumun garantisi var mı? İçeriği neler? Neler gönderiyorsunuz? Kapalı kutu mu? Garantisi var mı? Kaydı var mı? Yani bunlara kadar sormalılar. Her üründe böyle. Giysi, ayakkabı, telefon, elektronik eşya, her konuda bilmeleri gerekiyor. Yani çünkü dediğim gibi çok fazla sahte olaylar dönüyor artık internette. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış durumda.
Yani artık sadece bir iki siteden artık bakıyor sadece. O ürünün aynısını farklı mağazadan almaya çalışıyor. Eski güvenceliği yok maalesef. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Değerli izleyenler, yarışma bölümümüze geçtik. Her hafta iki tane sorumuza doğru cevap veren vatandaşlarımıza ödüllerini vereceğiz. Şimdi yarışma zamanı başlıyor. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Selçuklular. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti? Asya Hun Devleti. Bravo, tebrik ederim. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Tam bilmiyorum. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı? Bilmiyorum. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı? Çok doğada geziyoruz ama hiç aklıma gelmedi öyle. Hiç bir an aklıma gelmedi ki. Vallahi bilmiyorum bunu. Tamam. Siz? Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı? İsrafil. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Bilmiyorum. Merhaba, bir soru sormak isterim. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Kız Arapça, İmran Türkgöç. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı? Bilmiyorum. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Bilmiyorum. Neyi? Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı. Allah Allah. Biliyor musunuz? Melekleri biliyor da hangisi doğayla alakalı? Tamam, peki, teşekkür ederim. Doğa olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Mikail meleği de biliyorum. Değerli izleyenler, biz bu haftada konuştukçanın sonuna geldik. Türkiye'de internet alışverişini değerlendirdik efendim. Şunu gördük ki normal zamanlarda 10 yılı süren markalaşma süreci elektronik ticaret sayesinde 2 yıla inmiş durumda. Bugün dünyanın en büyük 500 şirketi listesinde yer alan ve bundan birkaç yıl önce kurulmuş onlarca elektronik şirket yer alıyor. Haftaya başka bir konuyu değerlendirmek üzere efendim. Hoşça kalın.